İbrahim bin Ethem Hazretlerinden 5 Tavsiye Ahmet Tomur Tabi'in döneminin ünlü evliyalarından olan İbrahim Ethem, Bel şehrinde sultan idi. İbrahim Ethem, beş vakit namazını kılan, günahlardan sakınan, yoksulları gözeten, İslam hukukunu uygulayan ve halkı tarafından çok sevilen adil bir hükümdardı. Bir gece yatsı namazını kıldıktan sonra ...yatağına uzanmış, henüz uyumamıştı. Aniden sarayın çatısında gürültüler oldu. Ve az sonra muhafızlar iri yapılı bir adamı yakalayıp getirdi. İbrahim Ethem öfkelenerek iri yapılı adama... ...sen kimsin, ne işin var benim çatımda diye sordu. İri yapılı adam, sultanım ben deveciyim... ...bir devem kayboldu da onu aramaya çıktım dedi. İri yapılı adamın bu sözüne çok kızan İbrahim Ethem ve hey adam sen deli misin çatıda deve aranır mı diye bağırdı. İli yapılı adam gülümseyerek ey sultanım sen bunca konfor ve saltanatın içinde cenneti arıyorsun da benim çatıda deve aramama niye kızıyorsun dedi ve kayboldu. İbrahim Ethem bu olayı ilahi bir mesaj olarak algıladı çok duygulandı ve o geceyi uyumadan ibadetle geçirdi. Sabaha kadar bu olayın şokunu üzerinden atamayan ve sarayda sıkılan İbrahim Ethem av bahanesiyle bir ormana gitmeye karar verdi ve atların hazırlanması için görevlilere emir verdi. Atlar hazırlanınca 40 muhafızla birlikte yola çıkan İbrahim Ethem ormana yaklaşınca muhafızlara ''Siz beni burada bekleyin'' dedi ve kendisi hayatında ilk defa tek başına ormana daldı. Babası Ethem de sultan olduğu için İbrahim etem sarayda doğmuş ve sarayda büyümüştü. Hayatında ilk defa yalnız geziyordu. Hem de ıssız bir ormanda ve vahşi canavarlar arasında. Ormanda etrafına bakınıp tefekkür ederken bir süre kuş sesleri ilgisini çekti ve onlarla birlikte Allah, Allah diye zikretmeye başladı. Gönlü biraz rahatlayınca geriye dönmek istedi ama dönemedi. Çünkü farkına varmadan geldiği yerden çok uzaklaşmış, izini kaybetmiş ve ormanda kaybolmuştu. Şimdi gerçekten yalnızdı ve orman kendisine mezar mı olacaktı? Çok yorulmuş, karnı da acıkmıştı. Birkaç lokma atıştırsam belki aklım başıma gelir diye azık çantasını alıp atından indi ve yere oturdu. Ancak çok susamıştı ve yakındaki bir dereden de su sesi geliyordu. Su almak için dereye giderken aniden bir kartal gelip azık çantasını kaptı ve uçup yakındaki bir tepeye kondu. İbrahim Ethem'in ümidi tükenir gibi oldu. Çünkü kader çarkı hep ters yönde dönüyordu. Kimsenin bilmediği bir yerde yapayalnızdı. Üstelik azık çantasını da kartal kapıp kaçmıştı. Şu anda açlığını gidermek için kartalın konduğu tepeye kadar gidip kartalın artıklarını yemekten başka bir seçeneği kalmamıştı. Kartalı ürkütüp kaçırmamak için yavaşça tepeye çıktı. Ancak gördüğü olay karşısında adeta şok oldu, açtığını ve yalnızlığını unuttu. Elleri ve ayakları ağaçlara bağlanmış bir adam yerde sırt üstü yatıyordu. Kartal da gagasıyla parçaladığı ekmeği lokma lokma onun ağzına atıyordu. Kartal uçup gidince İbrahim Ethem adamın yanına geldi. Önce bağlarını çözdü, sonra kimliğini ve başına gelen olayı sordu. Adam dedi ki, ben tüccarım. İki gün önce Boğaz'dan geçerken yol kesiciler kervanımıza saldırdılar ve arkadaşlarımı öldürdüler. Beni de vahşi hayvanlar tarafından parçalanıp işkenceyle ölmem için buraya bağladılar. İbrahim Ethem, peki sonra ne oldu? Yol kesiciler gidince canı gönülden Allah'a yalvardım. Çünkü beni buradan ancak o kurtarabilirdi. İşte gördüğün gibi Allah bu kartalı bana gönderdi ve yuvadaki yavru kuşları analarına baktırdığı gibi bu kartala da beni baktırdı dedi. Bu olay üzerine İbrahim İbrahimetten tevekkül makamının kokusunu aldı ve helalleşip o adamdan ayrıldı. İbrahim İbrahimetem bir şoka atlatmadan ikinci bir şoka daha girmişti. Ya Rab, neler oluyordu bu dünyada? Bu olayları perde arkasından yöneten Allah'ın tek ve gerçek sultan olduğuna tüm duyguları ile inandı ve dünya sultanlarının ancak bir kukla olduğunu anladı. Tevekkül makamının kokusunu alınca gönlü rahatladı korku ve kuşkulardan arındı ve yalnızca Allah'a bağlandı. Artık sanki başka alemlerde yaşıyordu ve gönlü Allah aşkıyla yanıyordu. Ağlayarak Allah, Allah diye zikretmeye başladı ve kendini ormanın dışında güvenli bir yerde buldu. Artık Bel şehrine dönmek istemiyordu. Çünkü ilahi aşk sarayından ve saltanatından çok daha tatlıydı. Allah dostlarına kavuşmak ve onların ruhsal feyzinden yararlanmak için gurbet illerine gitti. Allah dostlarının ruhsal feyzinden yararlanmak ve onların yoluna girebilmek için öncelikle nefse emmarenin öfke, şehvet, kin, kibir, haset, ün, onur, benlik ve dünya sevgisi gibi duygularını kontrol altına almak zorunlu olduğundan İbrahim Ethem de işe buradan başladı ve nefsine karşı cihad-ı ekber, en büyük cihat ilan etti. Sarayda doğduğu ve kendisi de yıllarca sultanlık yaptığı için özellikle nefsinin ün, onur, benlik ve lüks yaşama gibi kalıtsallaşan ve bağımlılık haline gelen duygularını kontrol altına alabilmek için nefsiyle kıyasıya cihat etti. Nefsinin aşırı bencilliğinden kaynaklanan onurunu kırmak için yıllarca sırtında odun taşıdı ve bunları halkın yoğun olduğu yerlerde yapıp parasını yoksullara dağıttı. Bir yandan nefsiyle cihat ederken, Diğer yandan ruh nefis dengesinde ruhsal üstünlüğü sağlamak için çok ibadet ediyor ve sürekli Allah'ı zikrediyordu. Nefisle cihat yani evliyalığın başlangıcı gerçekten de zordur. Çünkü aşırı sert, renksiz, kokusuz ve tatsız ham meyveleri yemeye benzer. Bu nedenle evliyalık yoluna girenlerin ancak binde biri bu uzun maratonu tamamlarken diğerleri elenir ve yolda kalır. Elenenler bu fani dünyanın aldatıcı zevkleriyle oyalanır ve gönül darlığından birbirleriyle boğuşurken maratonu tamamlayanlar imanın ve ibadetlerinin tadını alır. Manevi feyizlere, ruhsal huzura kavuşur ve iki alemde, dünyada ve ahirette sürekli mutlu olur. İşte İbrahim Eten de maratonu tamamlayıp imanın, ibadetlerin tadını alan, manevi feyizlere, ruhsal huzura kavuşan, dünyada ve ahirette sürekli mutlu olan binde birlerden biridir. Bir gün İbrahim Ethem, Dicle Nehri'nin kıyısına oturmuş, elbisesinin sökülen ve yırtılan yerlerini dikiyordu. Az sonra vali, adamları ile birlikte oradan geçerken İbrahim Ethem'i gördü ve adamlarına, ''Bakın şu zavallıya, saltanatını terk etti de eline ne geçti sanki?'' dedi. İbrahim Ethem elindeki iğneyi hemen suya attı ve balıklara ''Benim iğnemi getirir misiniz?'' dedi. Balıkların hepsi dibe dalıp işlerinden biri iğneyi ağzını alıp İbrahim eteme getirdi. İbrahim Ethem iğneyi eline aldı, valiye baktı ve işte elime bu geçti dedi. İbrahim Ethem'i Allah için seven bir kimse bir gün onun ziyaretine geldi ve şöyle dedi. Ey Allah dostu İbrahim sana özeniyorum. Çünkü sen insanların peşinden koştuğu dünya saltanatını ve dünya zevklerini elinin tersiyle ittin ve Allah dostlarının yolunu seçtin. Ben seni Allah için seviyorum ve senin yolundan gitmek istiyorum. Ancak ben nefsimin günah tutkusundan kurtulamıyorum ve yaptığım tövbelere bağlı kalamıyorum. İbrahim Ethem dedi ki, sana beş tavsiyede bulunayım. Eğer bunları can kulağı ile dinler ve gereğini yaparsan nefsinin günah tutkusundan kurtulur ve Allah dostlarının yoluna girersin. O kimse, peki bu beş tavsiye nedir diye sorunca İbrahim Ethem dedi ki, Günah işleyeceğin zaman Allah'ın yarattığı rızkı yeme. Çünkü hem Allah'ın yarattığı rızıkları yiyeceksin hem de ona isyan edeceksin. Bu olmaz ve insanlıkla bağdaşmaz. Günah işleyeceğin zaman Allah'ın mülkünden çık ve başka bir yere git. Çünkü Allah'ın mülkünde oturup ona isyan etmen apaçık bir nankörlüktür ve insanlık dışı bir davranıştır. Günah işleyeceğin zaman Allah'ın görmediği bir yere git ve orada günah işle. Çünkü Allah huzurunda günah işlemen, gafletin de ötesinde çılgınlıktır ve insanlık dışı bir davranıştır. Hiç beklemediğim bir anda ve beklemediğim bir yerde Azrail aleyhisselam karşına dikilince ona ''Ey Azrail, sen vakitsiz geldin. Çünkü benim daha çok işlerim var. Bak kızım evlenecek, oğlum askere gidecek, eşim ameliyat olacak ve torunum da sünnet olacak. Ayrıca evim yarım, işim yarım ve ödenecek borçlarım, çeklerim, taksitlerim var. Bunlarla uğraşırken namaz kılmaya ve tövbe etmeye vakitte bulamadım. Sen şimdi git de işlerimi tamamlayınca ve kaza namazlarımı kılınca gelirsin de. O kimse dedi ki ben Azrail'e şimdi git sonra gel diyemem ki. Bunun üzerine İbrahim etem Azrail'e şimdi git sonra gel diyemeyeceğini bildiğin halde nasıl güneşliyoruz? deyince o kimse ağlamaya başladı ve beşincisi nedir diye sordu. Mahşer yerinde sevapların ve günahların tartıldığı zaman eğer sevabın hafif gelirse Allah zebanilere emir verecek. Onu tutun, elini boynuna bağlayın. Sonra onu cehenneme atın. Hakka 30-31 İşte o zaman zebanilere karşı diren. Ellerinden kaç ve cehenneme gitme. O kimse yine ağladı ve tek bir kelime konuşamadan İbrahim Ethem'e sarılıp ayrıldı. Değerli okurlarım, İbrahim etem gibi bir Allah dostunun ve Zahidler Sultanı'nın yapmış olduğu bu beş tavsiyeyi tek tek biraz açalım ve bize yapıldığını kabul ederek uygulamaya çalışalım. Birinci tavsiye. İki seçeneğimiz var. Ya günah işlemeyelim ya da Allah'ın yarattığı rızkı yemeyelim. Allah'tan başka hiç kimse rızık yaratamadığına göre tek seçeneğimiz kalıyor günah işlememek. Yüce Allah buyuruyor. Rızkınız göktedir ve size vaat edilen şeyler de göktedir. Zariyat 22 Bir fabrikaya enerji sağlayan atlarda ya da enerji üretim merkezinde bir arıza olursa fabrika karanlıklara bürünür ve üretim durur. Dünyaya enerji sağlayan atlarda, atmosferde ya da enerji üretim merkezinde, güneşte bir arıza olursa dünya karanlıklara bürünür, üretim durur. Tek bir bitki daha yetişmez ve dünya aşırı soğuk buz kütlesine dönüşür. Evet rızkımız yani rızkımızın tek enerji kaynağı göktedir. Okyanusların suları güneş enerjisiyle buharlaşıp atmosfere karışır. Atmosferdeki alçak ve yüksek basınçların oluşması güneş enerjisine bağlıdır. Havanın yüksek basınçtan alçak basınca doğru hızla ya da yavaş hareket etmesi iki basınç arasındaki ısı farkına yani güneş enerjisine bağlıdır. Bitkilerin havadan aldıkları karbondioksiti oksijene ve karbonhidratlarına hidratlarına dönüştürmesi güneş enerjisine bağlıdır. Şimşeklerin çakması, azot gazının parçalanıp suda çözümlenmesi ve yerdeki elementlerle birleşip bitkilere mama, gübre olması da güneş enerjisine bağlıdır. Yüce Allah buyuruyor. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de ki gökten ve yerden size rızık veren kimdir? Yunus 31 Kesinlikle inanıyor ve iman ediyoruz ki Gökten ve yerden rızık veren ancak Allah'tır. Çünkü atmosferi güneş enerjisiyle çalışan doğal bir laboratuvara dönüştüren odur. Katı, sıvı ve gaz halindeki atomları çeşitli kimyasal işlemler sonucu gıda maddelerine dönüştüren de odur. Melekler, insanlar ve cinler bir araya gelip üç birliği yapsalar tek bir karıncanın rızkını bile yaratamaz ve yerde tek bir ot bile bitiremezler. Yüce Allah buyuruyor: Allah size verdiği rızkı keserse size kim rızık verebilir? Mülk 21 Yüce Allah güneşteki hidrojen atomlarını, helyum atomlarına dönüşümünü, yani enerji üretimini kısıtlarsa ya da güneşin çekim gücünü zayıflatıp dünyayı güneşten uzaklaştırırsa yeryüzünde tek bir rot bile bitmez. İşte o zaman bize kim rızık verebilir? Değerli okurlarım, yediğimiz her lokma için, içtiğimiz her damla su için gerçekten Allah'a çok şükür edelim. Nankörlük edip sakın günah işlemeyelim ve o güzel Mevlamıza isyan etmeyelim. Şükrü de yalnızca dilimizin ucu ile değil, Allah'ın huzurunda secdeye kapanarak, namazı kılarak tüm bedenimizle ve kalbimizle yapalım. İkinci tavsiye Ya günah işleme ya da Allah'ın mülkünde oturma. Allah'ın egemen olmadığı bir yer olmadığına göre yine tek seçeneğimiz kalıyor günah işlememek. Yüce Allah buyuruyor. Göklerin ve yerin mülkiyeti yalnızca Allah'ındır. Çünkü o diriltir, öldürür. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Tövbe 116 Göklerin ve yerin mülkiyeti ve egemenliği kayıtsız şartsız Allah'ındır. En küçük varlıklar olan atomlardan ve tek hücreli canlılardan, en büyük varlıklar olan yıldızlara, fillere ve balinalara kadar hiçbir varlık doğal yaşam koşullarının dışına çıkamaz ve yörüngesinden ayrılamaz. Aksi halde evrendeki bütün dengeler bozulur ve her an farklı boyutlarda kıyamet olayları ortaya çıkar. Yüce Allah dünyayı insanların yaşam koşullarına göre ve insanı da dünyadaki yaşam koşullarına göre yarattığı için insan da dünyadaki yaşam koşullarının dışına çıkamaz ve başka yaşam koşullarında yaşayamaz. Dilediği an ölü toprak maddesine, elementlere hayat verip onları canlı varlıklar şekline ve yine dilediği an öldürüp yine toprak maddelerine dönüştüren Yüce Allah, toprak maddelerinden yarattığı insanı da öldürüp tekrar aslına dönüştürecek ve insan kabre konulduğu anda Allah'tan başka bir dost ve yardımcı bulamayacak. Yaratılışının zamanlamasına karışılamayan, dünyadaki yaşam sürecini belirleyemeyen, ne zaman ve nerede öleceğine karar veremeyen, ve Allah'ın belirlediği yaşam koşullarının dışına çıkamayan insanın gerçekten tek seçeneği var, o da günah işlememek. Üçüncü tavsiye Yüce Allah'ın yarattığı rızkı yediğin ve mülkünde oturduğun halde nankörlük edip ona isyan edeceksen, Allah'ın görmediği bir yere git ve orada günah işle. Allah'ın görmediği ve bilmediği bir yer olmadığına ve olamayacağına göre günah işleme. Yüce Allah buyuruyor. Bir şeyi açığa çıkarsanız da gizleseniz de kesinlikle Allah her şeyi bilir. Ahsap 54 Gizlilik ilkesi insanlar için geçerlidir. Allah katında ise gizli ile açık ve geçmiş ile gelecek arasında hiçbir farklılık yoktur. Yüce Allah halkın yoğun olduğu yerlerde açıkça günah işleyenleri gördüğü ve bildiği gibi gecenin karanlıklarında ıssız yerlerde günah işleyenleri de görür ve bilir. Yüce Allah buyuruyor. Ne yerde ne gökte zerre ağırlığınca bir şey Rabbinden gizli değildir ve bundan daha küçük ve daha büyük bir şey yoktur ki apaçık bir kitapta, leff-i mahfuzda yazılı olmasın. Yunus 61. Arap dilinde en küçük bir varlığa yani atoma zerre denir. Yüce Allah insanların atomu bilmediği bir çağda zerre ağırlığınca buyurarak atoma ve atomların ağırlıkları olduğuna vurgu yaptıktan sonra yerde ve gökte zerre ağırlığınca bir şey Rabbinden gizli değildir buyurdu. Yüce Allah yerdeki, denizlerdeki, atmosferdeki ve uzaydaki bütün atomları bildiği gibi atomdan yüz bin defa daha küçük olan atomun çekirdeğini, çekirdeğindeki nötronları, protonları ve çekirdeğin etrafında dönen elektronları da bilir, görür ve denetler. Diğer yandan bedensel yapımızı oluşturan hücreyi, hücrenin çekirdeklerini, çekirdekteki kromozomları ve kromozomların üzerindeki genleri ve DNA moleküllerinde bilir, görür ve denetler. Değerli okurlarım, cep telefonu üreten firmalar bizim cep telefonumuzun içini, dışını ve kullanımını tüm ayrıntıları ile bizden daha iyi bildikleri gibi bizi yaratan yüce Allah da içimizi, dışımızı, hücrelerimizi, hücrelerimizin çekirdeklerini ve çekirdeklerindeki kromozomları, genleri ve DNA moleküllerini tüm ayrıntıları ile bizden daha iyi bilir ve görür. Lütfen elimizi vicdanımıza koyup düşünelim. Bizi bizden daha iyi bilen Allahü Teala gizlice ve açıkça günah işleyen kullarını bilmez ve görmez mi? Yine tek seçeneğimiz günah işlememek. Dördüncü tavsiye Hiç beklemediğim bir anda ve beklemediğim bir yerde Azrail aniden karşına dikilince ben şu anda ölüme hazır değilim ve ölmekte de istemiyorum. Lütfen şimdi git sonra gel de. Ancak geçmişteki uygulamalara baktığımızda peygamberler dahil hiç kimse Azrail'e şimdi git sonra gel diyemediğine göre ve biz de diyemeyeceğimize göre tek seçeneğimiz ölümü kabullenmek ve ölüme hazırlanmak. Çünkü Yüce Allah buyuruyor. Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra yine bize döndürüleceksiniz. Arkebut 57 İnsanı hayvandan ayıran en önemli faktör fiziksel yapısı değil, aklıdır. Aklın görevi, geleceği görmek ve gereken önlemi almaktır. Ölüm, bütün insanların ortak kaderi olduğuna göre, ölümü unutmak ve göz ardı etmek, tehlikeyi sezen deve kuşunun başını kuma sokup gözlerini kapamasına benzer. Gözlerini kapayanların yalnızca kendi dünyalarının karardığını deve kuşuna anlatamayız ama insanların bu gerçeği görüp ölümü göz ardı etmemeleri ve ölüme hazırlanmaları gerekir. Yüce Allah buyuruyor. Nerede olursanız olun, ölüm size ulaşır. En güzel korunan, sağlam kalelerde olsanız bile. Nisa 78 Doğmak, dünyaya gelmek isteğimize bağlı olmadığı gibi, ölmek ve ahiret alemine gitmek de isteğimize bağlı değildir. Issız çöllere kaçsak, sarp kalelere sığınsak, karanlık mağaralarda gizlensek, askeri birlikler tarafından koruma altına alınsak, ya da dünyanın en modern hastanelerinde en ünlü uzmanların gözetimi altında olsak aldığımız bu önlemler bizi ölümden kurtaramaz ve Azrail'in görevini yapmasını da engelleyemez. Peki ölüm nedir? Ruh beden ilişkisinin kesilmesi demektir. Melekler gibi madde ötesi bir varlık olan ruh, bedenin manevi elektriği gibidir. Bir fabrikanın elektriği kesildiği an bütün makineleri durduğu gibi ruhla ilişkisi kesilen bedenin de bütün hayati fonksiyonları durur, beden bir et, kemik yığını olur. Ruh, insanın aslı, özü, kalıcı ve kalıtsal kişiliği, beden ise insanın bu dünyadaki geçici görüntüsüdür. Ete kemiğe büründüm, yunus diye göründüm. Yunus emre. Ölümü öcü ve mezarı da karanlık bir çukur gibi algılamayalım. Onları güzelleştirmeye çalışalım. Çünkü ölüm yok olma değil, başka bir hayata geçiş demektir. Ölüm ruhun beden zindanından kurtulup berza aleminde özgürlüğüne kavuşması demektir. Ancak bir gerçeği de unutmayalım. Geçici dünya evimize yatırım yaptığımız gibi mezarımıza da yatırım yapalım. Dünya evimizi lüks eşyalarla donattığımız ve kristal lambalarla aydınlattığımız gibi mezarımızı da namaz, oruç, zekat, Kur'an, zikir ve salavat-ı şerife gibi manevi eşyalarla donatalım ve iman nuru ile aydınlatalım. Ayrıca dünya evimizi zararlı ve zehirli böceklerden koruduğumuz gibi mezarımızı da zararlı ve zehirli yılanlardan koruyalım. Çünkü günahlarımızın her biri orada bir yılan olup bize saldıracak ve kıyamete kadar bize azap edecek. Berza aleminde ruhumuzun rahat etmesini ve mezarımızın cennet bahçesine dönüşmesini istiyorsak günahlardan kaçınalım ve ibadetlerimizi aksatmadan düzenli bir şekilde yapmaya çalışalım. Dünyada tövbe eden ve günahlarından anılan müminler mezarda tutsak olmaz. Diledikleri an Mekke'ye gidip Kabe'yi tavaf eder, Medine'de peygamberimizi ziyaret eder ve gökyüzünde dolaşırlar. Ayrıca diğer peygamberlerle, evliyalarla, ölen yakınları ve dostlarıyla görüşüp sohbet ederler. Allah dostlarından biri mezarlıkta dolaşırken ağlamaya başlamış. Nedenini soranlara, ah yerin altında cennet de var, cehennem de demiş. Değerli kardeşlerim, ölüm meleği bizi izlediği gibi cennet ve cehennem de bizi bekliyor. Azrail aniden karşımıza dikilince "Şimdi git, sonra gel." diyemeyeceğimize göre, öncelikle tövbe edip günahlarımızdan arınalım ve ölüm çantamızı güzel şeylerle dolduralım. 5. tavsiye. Mahşer yerindeki manevi tartıda sevabın az ve günahın çok gelirse Allah seni korkunç zebanilere teslim edecek. Eğer zebanilere direnecek gücün varsa günah işle. Aksi halde hemen tövbe et ve günahları terk et. Yüce Allah buyuruyor. Sura ilk defa üfürüldüğünde Allah'ın dilediğinin dışında göklerdeki ve yerdeki varlıklar korkudan düşüp ölecek. Zümer 68 Hazreti İsrafil Allah'ın emriyle Sura ilk defa üflediğinde kıyamet kopacak. Bütün canlılar korkudan adeta çıldırıp ölecek ve Yerlerin, göklerin düzeni değişip yeni bir denge, düzen kurulacak. Yüce Allah buyuruyor. Surat tekrar üfürüldüğünde kabirlerinden fırlayanlar süratle Rablerine mahşer yerine doğru giderler. Yasin 51 İnsanlar kabirlerinden fırlayıp dünyada yaptıklarının hesabını vermek üzere mahşer yerine giderken gerçekten çok zorlu bir gün olacak. Çünkü sonuçta yerleri ya cehennem olacak ya da cennet olacak. Yüce Allah buyuruyor. O gün zalim pişmanlıktan ellerini ısırarak ah keşke peygamberlerle birlikte bir yol izleseydim diyecek. Furkan 27 Din karşıtı sapık ideolojileri ve sapık sistemleri savunup Müslümanlara baskı yapan zalimler ah keşke ben de peygamberlerle birlikte aynı yolu izleseydim diye pişmanlıktan ellerini çatı çatır ısıracak. Tabii ki iş işten geçtikten sonra. Mahşer yerinde önce amel defterleri dağıtılacak ve sonra mizan manevi tartı kurulup herkesin günahı ve sevabı tartılmaya başlanacak. Yüce Allah buyuruyor: "Biz kıyamet günü için mahşerde adalet terazileri kuracağız. Orada hiç kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan sevap ve günah bir hardal tanesi ağırlığınca bile olsa onu getirir teraziye koyarız." Enbiya 47 mahşer yerinde sevapları ve günahları tartacak, belirleyecek, mizanlar kurulacak. Şeklini ve niteliğini bilemediğimiz bu mizanların sağ bölümüne sevaplar ve sol bölümüne günahlar konacak. İlahi adaletin göstergesi olan bu mizanlar çok hassas olacak. Tek bir hardal tanesi ağırlığındaki sevapları ve günahları çok hassas bir şekilde tarttığı gibi dünyadan daha büyük ve daha ağır olan sevapları ve günahları da Aynı hassasiyetle tartacak. Mizanlar kurulup tartı başlayınca heyecan doğruğa çıkacak ve insanlar korkudan titreyip gözlerini mizandan ayıramayacak. Çünkü insanın kaderi orada belli olacak. Mizanın sol bölümüne kapkara ve çirkin bir şekilde günahlar konulunca günahkarlar kendi günahından korkacak ve pişmanlıktan saçını başını yolacak. Mizanın sağ bölümüne nur gibi ve bembeyaz bir şekilde sevaplar konulunca sevaplarını gören müminler de sevincinden ah keşke daha fazla sevap yapsaydım diye kendi kendini kınayacak. Mizana namazdan başlanacak ve kılınan namazların sevapları ile kılınmayan namazların günahları çok büyük boyutlarda ve ağır olacağından mizandaki sevap günah dengesinin belirlenmesinde en önemli ağırlık namaz olacak. Sonra oruç, zekat ve haç gibi İslam'ın temel ilkesi olan ibadetlere sıra gelecek ve bu ibadetlerin sevapları da çok büyük boyutlarda olacak ve bunlar da mizanın sağ bölümüne konacak. Tabii ki aksi de olacak. Yani bu ibadetleri yapmayanların günahları da mizanın sol bölümüne konacak. İslam'ın temel prensiplerinden sonra nafile, farzın dışındaki ibadetlere sıra gelecek ve ister sözlü, ister parasal ve ister bedensel olsun bu ibadetlerinde her birine ayrı ayrı sevaplar verilecek ve bunlar da tek tek mizanın sevap bölümüne konacak. İlahi adaletin gereği bir hardal tanesi kadar hayırlar ve iyilikler karşılıksız kalmayacak ve bunların sevapları da tek tek mizana konacak. Gönülden bir defa Allah diyen, bir defa besmele çeken, bir Müslümana selam veren, bir hastayı ziyaret eden, bir yaşlının ya da özürlünün kolundan tutup yardım eden ve bir yoksula az da olsa yardım eden bu tür önemsemediği iyiliklerin sevabını görünce şaşkınlıktan sevinç gözyaşları dökecek. Ya günahlar? Evet, onlar da tek tek mizana konacak ve bir hardal tanesi kadar günah da cezasız kalmayacak. Bir yudum içki içenler, vakit geçirmek için bile olsa kumar oynayanlar, yabancı bir kadınla el sıkışan erkekler, yabancı bir erkekte el sıkışan kadınlar ve çok kısa bir zaman için bile olsa dışarıda açık saçık dolaşanlar, bunların günahını görünce çok pişman olacak ve dünyada tövbe etmediği için kendini kınayacak. Ya büyük günahlar? Onların şerrinden dünyada ve ahirette Allah hepimizi korusun ve bütün insanlara tövbe edip İslam'a dönmelerini nasip etsin. Amin. Yüce Allah buyuruyor. O gün vezin tartı haktır. Kimin tartıları, sevapları ağır gelirse işte onlar pelaha cennete kavuşur. Arap 8 Mizanda sevapları ağır basanlar, sonsuzluk alemi olan cennete kavuşacak ve orada her açıdan tam güvenli bir ortamda sürekli mutlu ve huzurlu yaşayacaklar. Cennete giden yol, mizandaki sevap-günah dengesini gösteren ibreye ve ibre de insanların dünyadaki yaşantısına bağlı olduğundan tek seçeneğimiz bu geçici dünyada sevaplarımızı çoğaltmak ve günahlardan kaçınmaktır. Bunun dışında, Kesinlikle başka bir seçeneğimiz ve güvencemiz yoktur. Orta şiddetteki bir deprem anında korkudan şok olan, şimşek çakınca ve gök gürleyince kalbi hoplayan insanın yüce Allah zebanilere onu tutun, elini boynuna bağlayın, sonra onu cehenneme atın. Hakka 30 31 diye emir verdiği zaman aşağılanarak ve çığlıklar atarak cehenneme gitmenin dışında elinden ne gelir ki? Sonuç Değerli okurlarım, Zahidler Sultanı İbrahim Ethem'in bu beş tavsiyesinin ışığında bir durum değerlendirmesi yapalım ve kendi geleceğimiz açısından bundan bir sonuç çıkarmaya çalışalım. Şu anda yol ayrımındayız ve karşımızda iki tabela var. Birinde cehenneme gider ve diğerinde cennete gider yazıyor. Direksiyon elimizde, karar bizde ve Azrail de peşimizde. Cehenneme giden yola baktığımızda Freni patlayıp kontrolden çıkan bir araç gibi iman frenleri patlayan ve aklın kontrolünden çıkan dinsiz, dengesiz, huzursuz, abdestsiz ve namazsız toplumları görüyoruz. Alkol, uyuşturucu, kumar ve fuhuş bataklıklarında sağlığını yitirenler, eşini, işini, kişiliğini kaybedenler, iflas edip bunalıma girenler ve kapitalist sistemin kredi kartı çıkmazından kurtulmak için intihara yeltenenler, birbirinden ayrılan eşler yıkılan yuvalar ve sokağa terk edilen çocuklar. Tinerci, hapçı derken küçük yaşta gayrimeşru cinsel ilişkilere, terörist eylemlere ve uyuşturucu kuryeliğine zorlanan zavallı, sahipsiz yavrular. Çek senet mafyaları, yeraltı dünyaları, karanlık işler, rüşvetler, sapık ilişkiler ve kanlı terörist eylemler. Huzuru sağlamakla görevli devletin polisine taşlı sopalı, molotof bombalı saldırılar, ve karanlık güçler tarafından kullanılan zavallı bilinçsiz gençler. Diğer yandan bu ortamdan yararlanmak için yangına körükle gidenler de var. Çıkar çevresi karanlık güçler ve karanlık güçlerin kontrolündeki yazılı ve görüntülü medya. Din karşıtı söylevler, görkemli törenler ve halktan alınan vergilerle şerefe kaldırılan kadehler. Peki bunların sonu ne olacak? Günahlarından kopup tövbe ederlerse, güneş batıdan doğuncaya kadar tövbe kapısı herkese açıktır. Tövbe edip günahlarından arındıkları ve imanın tadını alıp ruhsal huzura kavuştukları an, ah ben niye daha önce tövbe etmemişim diye kendilerini kınarlar. Ya tövbe etmeden ölürlerse? Allah korusun ama yolun başındaki tabelada yazılı olan yere yani cehenneme giderler. Cennete giden yola baktığımızda dini emirler doğrultusunda dengeli, düzenli, huzurlu ve sağlıklı yaşayan toplumları görüyoruz. Dünya için Dünyada kalacakları ve ahiret için ahirette kalacakları kadar çalıştıkları için aşırı hırsa kapılmadan ve ibadetlerini aksatmadan çalışan inançlı insanlar toplumu. Din kardeşliği potasında eriyip Allah için birbirini sevenler ve her gün beş vakit namazda bir araya gelip birbirlerinin dertleriyle ilgilenenler. Zekat, fitre, kurban, adak, oruç kefareti, yemin kefareti ve çeşitli nafile sadakalarla yoksulları yetimleri ve kimsesizleri gözetip kollayan gerçek müminler. Namazdan aldıkları ruhsal güçle nefislerini kontrol altında tutabilen ve bu nedenle alkol, uyuşturucu, kumar, yalan, dedikodu ve kul hakkı gibi her çeşit günahtan titizlikle kaçınan Müslümanlar. Yüce Allah'ın zinaya yaklaşmayın emrine uyarak ellerini, dillerini, gözlerini ve cinsel organlarını zinanın her çeşidinden koruyan cinsel zevklerini eşleriyle paylaşan ve mutluluğu yuvalarında arayan gerçek müminler ve mümineler. Mutluluğu yuvada aradıkları için başkasının eşinde gözü olmayan ve bu nedenle boşanma olayını gündeme getirmeyen ancak zorunlu hallerde yüce Allah'ın sevmediği boşanma olayı gerçekleşse bile çocuklarına sahip çıkıp onları sokağa terk etmeyen inançlı anne ve babalar. Peki bunların sonu ne olacak? Bu yolda ölürlerse hiç kuşkusuz Yolun başındaki tabelada yazılı olan yere yani cennete gidecek ve orada sürekli mutlu yaşayacaklar. Cennet ve insan. Yüce Allah buyuruyor. Rabbinizin bağışlamasına ve takva sahipleri için hazırlanmış genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun. Ali İmran 133. Bedensel ve duygusal açıdan okyanusların buz gibi soğuk sularındaki yaşam koşullarına göre yaratılan balinalara göller dar ve sıkıcı geldiği gibi bedensel ve ruhsal açıdan cennetteki yaşam koşullarına göre yaratılan insanlar için de bu dünya gerçekten çok dar ve sıkıcıdır. Çünkü babamız Adem ve annemiz Havva bin yıldan fazla cennette kaldılar. Yediler, içtiler ve tüm güzelliğiyle cennet hayatını yaşadılar. Sonra şeytan tarafından aldatılınca bu dünya gezegenine sürgün olarak gönderildiler. O güzelim cennet hayatına alışan babamız Adem ile annemiz Havva'ya bu dünya gezegeni çok dar ve sıkıcı geldiğinden, ruhsal açıdan dünyaya uyum sağlayamadılar ve cennet özlemiyle yanarak ahiret alemine göçüp gittiler. Hayvanat bahçelerinde doğan ve ormanları hiç görmeyen aslan yavrularının genetik yapılarında ve içgüdülerinde büyük ormanların özlemi olduğu gibi, dünyada doğan ve cenneti hiç görmeyen insanların Genetik yapılarında ve kalıtsal bilinçaltılarında da cennet özlemi olduğundan ahirete ve cennete inanmayanlar bile aşırı güzellikler karşısında cennet gibi demekten kendilerini alamazlar ve örtülü bir şekilde de olsa cennetin varlığını kabullenmiş olurlar. Evet, cennet vardır ve her insanın fıtratında da cennet özlemi vardır. Bu nedenle insanların bazen gereksiz yere canım sıkılıyor ve gönlüm daralıyor demeleri cennet özleminden ve ruhsal tatminsizlikten kaynaklanmaktadır. Çünkü ruh öncelikle ölümsüz bir hayat ister. Sonra sürekli huzur, sürekli mutluluk, sürekli sağlık ve sürekli gençlik ister. Durmadan döndüğü ve uzaydaki yeri sürekli değiştiği için dünyadaki yaşam koşulları insanların bu beklentilerini karşılayabilecek yapıya sahip değildir. Kısıtlı ve geçici bazı mutluluklar dışında bu dünyada huzur bulup tatmini olamayan çocukluğunu ağlamakla, öğrenciliğini sınavlarla ve yaşlılığını hastalıklarla geçiren, sonra ölüm yatağında ecel telleri döken, kabrinde sıkılan, mahşerde bunalan ve sırat köprüsünde yanan insan. Ancak cennete gelince canının her istediğini, özlemini duyduğu her şeyi ve tüm beklentisini orada hazır bulunca her açıdan tatmin olacak. Ruhsal huzura, sürekli mutluluğa ve ölümsüz bir hayata kavuşacaktır. Yüce Allah buyuruyor. Kuşkusuz müttakiler gölgelerde, pınarların başında ve camlarının istediği meyvelikler arasında olacaklar. Melekler onlara diyecek ki, yaptığınız ibadetlere karşılık afiyette yiyin, için. Mürselat 41-42-43 Dünyada Allah'tan korkmayan ve çağdaşlık adına en çirkin günahları açıkça işleyenler, mahşerdeki sorgulamadan sonra o korkunç cehennemde cayır cayır yanarken zakkum ağacının acı ve pis kokulu meyvelerini yerken ve üzerine fokur fokur kaynayan hamim suyunu içerken, dünyada Allah'tan korkup her çeşit günahlardan titizlikle sakınanlar ve beş vakit namazı sürekli bir şekilde kılanlar, cennet ağaçlarının gölgesinde, hayat pınarlarının başında ve canlarının istediği her çeşit meyveliklerin arasında oturup bol bol yiyip içecekler ve yakınları ile doyasıya sohbet edip hasret giderecekler.'' Melekler onlara diyecek ki, dünyada yapmış olduğunuz iyi işlerin karşılığı olarak şimdi burada bol bol yiyin ve için. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Cennettekiler orada yerler içerler. Ancak büyük ve küçük abdeste çıkmazlar ve sümkülmezler. Ancak hoş kokulu bir gaz ve ter çıkarırlar. Müslim. Cennetteki müminler hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan canlarının istediği her çeşit gıdaları bol bol yiyip içtikleri halde tuvalete çıkmayacak ve kilo almayacaklar. Ana karnındaki yavruların bağırsak ve solunum sistemleri çalışmadığı gibi cennetteki müminlerin de bağırsak sistemi çalışmayacak ve yiyip içtikleri gıdalar renksiz ve kokusuz bir gaz ya da ter şeklinde dışarı atılacak. Cennette tükürme, sümkürme, aksırma, balgam, gözyaşı ve kulak kir gibi salgılar olmadığı için saçlar, tırnaklar da uzamayacak ve cinsel ilişkilerde eşlerden belirli akıntı gelmeyecek. Cennetin sarayları gümüşten, inciden, altından, divanları yakuttan, zümrütten, mercandan ve yatakları ile müminlerin iç ve dış giysileri de cennet ipeğinden olacak. Cennette kadın erkek hiç kimse tek kalmayacak. Dünyada hiç evlenmeyenler ya da eşi cehennemde olanlar başka erkeklerle ve başka kadınlarla evlenecek ve herkesin eşi olacak. Cennette kadın erkek tüm beklentilerini fazlasıyla eşlerinde bulacaklar. Birbirlerini aşırı derecede sevecekler ve gerçekten çok mutlu olacaklar. Cennette her şey sürekli ve kesintisiz olduğundan eşlerin sevgi ve mutlulukları da sürekli ve kesintisiz olacak. Aradan milyarlarca yıl geçse de sevgi ve mutlulukları azalmayacak, aksine daha da artacak. Cennette devlet, ordu yargı ve polis gibi güvenliği ve otoriteyi sağlayıcı bir yapılanma olmadığı halde huzur ve güveni bozucu tek bir olay ortaya çıkmayacak ve herkes huzur ve güven içerisinde özgürce yaşayacak. Yedi kat göklerden ve göklerdeki tüm galaksilerden daha büyük olan cennet, dünya gibi bir güneşin etrafında dönmeyip arşın nuru ile aydınlandığından cennetin her tarafında sürekli gündüz ve sürekli ılıman bahar iklimi olacak. Kadın erkek Herkes cennete girerken 33 yaşında olacak ve aradan milyarlarca yıl geçse de hiç kimsenin yaşı ve görünümü değişmeyecek. Ancak küçük yaşta ölen çocuklar sürekli öldükleri yaşta kalacaklar. Cennet, gözlerin görmediği, kulakların duymadığı ve insanların kalbi hayaline gelmeyen güzellikler ve farklılıklar alemidir. Ruhlar aleminden ana rahmine ve oradan da dünyaya gelen insanın son durağı cennet ya da cehennemdir. Değerli okurlarım, direksiyon elimizde, kararı bizde ve Azrail de peşimizde olduğundan kararımızı acele verelim ve yol ayrımında fazla durmayalım. Yol ayrımındaki tabelayı görmeden yanlışlıkla cehennem yoluna girmişsek derhal geri dönelim ve doğamızla örtüşen o güzelim cennet yoluna girelim. Aksi halde ölüm meleği Azrail aleyhisselam karşımıza dikilince iş işten geçti, çok geç kaldın der ve canımızı ruhumuzu alıp, azap meleklerine teslim eder. Bizden söylemek Allah'tan hidayet ve kuldan gayret.